Vitir namazı nasıl kılınır? Vitir namazı vacip olan ek selam ile kılınan 3 rekatlı bir namazdır. Vitir kılan kişi her rekatta Fatiha ve bir sure okur. İlk 2 rekatın sonunda oturur ve sadece tahiyyat ile yetinir. 3. rekata kalktığında Sübhaneke okumaz. Fatiha ve Zammus sure okuduktan sonra kulakların hizasına kadar ellerini kaldırır ve tekbir alır. Ayakta rükudan önce konut duasını okur. Bu namazı senenin tamamında kılar. Vitir dışında konut okunmaz. Konut kelimesinin anlamı dua demektir. Kişi konut olarak şu duayı okur. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu büke ve netubi ileyk ve netevekkülü aleyk ve nüthni aleyke la hayre kullahu neşkuruke ve la nekfuruk ve nehla'u ve netruku men yefşuruk. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes'a ve nehfid. Nercu rahmetike ve nakşe azabek, inne azabike bil küffari mülhek. İmam uyanlar da imam gibi konut dualarını okurlar. Vitir namazında okunan konut hakkında çeşitli hükümler. İmam sözü edilen konut duasından başka dualar okursa, İmam Ebu Yusuf'a göre cemaat de ona uyar ve okurlar. İmam Muhammed'e göre ise okuyarak ona tabi olmazlar. Ancak duasının bitişinde amin derler. Konut duasını henüz tam olarak iyi bilmeyen kimse 3 defa Allahümme gfirli der veya Rabbena dualarını okur. Sabah namazında konut okuyan kimseye tabi olunduğunda da onunla birlikte konut esnasında en sağlam görüşe göre susarak ve ellerini yan taraflarına salarak kıyamda durulur. Vitir namazında konut okumayı unutur da rükuda veya rükudan kalkınca hatırlarsa kişi artık konut duasını okumaz. Ama rükudan sonra yine de konut duasını okursa rükuyu tekrarlamaz. Konut duasını asli yerinde yapmadığı yani vacibi tehir ettiği için sevi secdesi yapar. İmama uyan kişi konut duasını bitirmeden veya başlamadan imam rüküye eğilirse rükuda imama yetişemeyeceğinden korkması halinde konut duasını tamamlamayıp imama uyar. Şayet imam konut okumayı terk ettiğinde imama uyan kişi imama rükuda yetişebilecekse konutu okur. Aksi halde imama uyar. Cemaatle vitir kılarken imama 3. rekatın rükuunda yetişen kişi konuta da yetişmiş sayılır ve kalan rekatları tamamlarken tekrar konut okumaz. Sadece Ramazan ayında vitir cemaatle kılınır. Ramazan'da vitri cemaatle kılmak gecenin sonunda tek başına kılmaktan daha faziletlidir. Kadıhan bu görüşü tercih etmiş, diğer alimler ise tersini tercih etmişlerdir.